Galatasaray sol bek takviyesini ne zaman yapar? Ya ilginç bir transfer dönemi Galatasaray için. Şimdi bundan 15 gün önce Galatasaray'ın ihtiyaçları sol bek ve merkez orta sahaydı. İki transfer yapıldı. İkisi de farklı bölgelere Ayrılıklar oldu çünkü. Yani asıl aslında planlanan bölgelere değil de planlanmayan bölgelere transferler geldi. Solbek bölgesi doldurulamadı şu anda. En azından Avrupa'ya yetiştirilemedi ama lig için yönetimin çabaları sürüyor. Şimdi burada şöyle bir planlama var. Herkes diyor ki neden Galatasaray yerli Solbek arıyor? Onu açmamız gerekiyor. Yani yönetim en baştan beri bir yabancı bek, bir yerli bek arıyordu. Yani beklerden bir tanesini yerli yapmak istiyordu. Bunun sebebi şu. Yabancı kontenjanından bir tanesi boşalan kontenjanı orta saha transferi için kullanmaya hmm. planlıyor yönetim bir fırsat çıkarsa önüne. Bunun için en başından biri beklerden biri yerli olsun deniliyordu. Şimdi sağ bek yabancı olunca oraya Serce oraya gelince doğal olarak sol bekin yerli olması burada önemli. Yerli sol bek de zor bulunuyor yani. yani. bizim tarihimizde zaten yerli evet. sol bek problemi var. Sırp bu yıl için değil. Son 15-20 yıla bakalım. Hep bir yerli sol bek milli takımımızda da var aslında bu. Milli takımımız da hep bunun sıkıntısını yaşadı. Havuz çok dar bu konuda. Evet en son Cenk Özkaçar oynuyordu. Bir, bir evet iki. düşün yani. Dolayısıyla stoperden devşirme bir oyuncu orada oynuyordu. Galatasaray'ın zaten yıllardır kanayan yarası Hakan Ünsal sonrası bile Galatasaray'ın bence yani yaklaşık bir 25-30 yıla yakın bir süreç Galatasaray'ın sol bek problemi var. Böyle herkesin alkışladığı, herkesin içini rahatlatan böyle 3-4 sezon üst üste istikrarlı oynayan bir beki olmadı Galatasaray'ın. E, şu anda yönetim Biraz sıkışmış durumda bu pozisyon için. Acaba yani. Berkan'ın iyi performans ya da Barış Alper'in iyi performans sergilemesi yani en kötü onlar oynar rahatlığı veriyor mu? Veriyor. Yani şu anda eğer orada Barış Alper ve Berkan bu performansı vermezse hatta Kaan Ayhan'ı da koyalım oraya. Çok daha bence hızlı bir aksiyon alınacaktı. Burada onların performansı yönetimi biraz yavaşlattı. Biraz daha emin adımlar atmasını sağladı. Ancak havuz çok dar yani seçeneklerimiz çok az burada. Yönetim burada iki seçeneği var. Ya... Merkez orta saha transferinden vazgeçecek. on numara transferinden vazgeçecek ve bir yabancı sol bek getirecek. Hı hı. Ya da Rıdvan Yılmaz transferini bitirecek ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra bir yabancı kontenjanı fırsat transferi çıkarsa bir 10 numara pozisyonu için kullanılacak. Bu da bu üçüncü seçeneğimiz daha var aslında. Sol bek de gelmeyebilir. Evet. Yani buna da taraftar hazırlıklı Biraz olsun bence. Biraz azaldı gibi zaten o ihtimal. Yani, İyi bir sol bek alamadık. Şu anda Rıdvan Yılmaz'ın yani Levent Mercan gündeme geldi. Orada Karagümrük Cephesi'nin bir tutumu oldu. Şota bırakmak istemiyormuş. Bu saatten sonra Levent Mercan'da bir geri dönüş olur mu? Ben sanmıyorum. Rıdvan Yılmaz konusunda olursa bir gelişme olabilir. Ama orada da istenen rakamlar Galatasaray'ın teklifinin üstünde. Yani Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Rangers ya sana satalım oyuncu ya da zorunlu opsiyonla kiralayalım diyor. Arada bir 1 milyon eurolukta fark var. Rangers 4,5 milyon euro istiyor Burada hani bu fark kapanır mı göreceğiz önümüzdeki süreçte ama ben sanki olay Galatasaray sol bek almayacak yönüne doğru ben gidiyor doğru gibime geliyor. Çünkü Berkan'ın da Samsun deplasmanındaki performansı defansif anlamda oldukça başarılıydı. Evet hücumda belli başlı problemleri tabii ki var doğal olarak. Bek pozisyonu oyuncusu değil. Ama Galatasaray'ın en azından elindeki sol bek havuzunu genişletti Berkan Kutlu. Bu anlamda sanki iş oraya doğru varıyor gibime geliyor ya da dediğim gibi Galatasaray Teknik heyeti diyecek ki ben 10 numara almıyorum, yabancı bir sol bek alıyorum diyebilir. Böyle bir gündemimiz de olabilir. Önümüzdeki 3-4 gün bu anlamda çok hareketli geçecek. Yani aslında siz de söylediniz. Bir de e, ligde Galatasaray taraftarları ve yönetimi her zaman şunu farkındaydı. Biz de konuşuyorduk. En öncelikli ihtiyaç Solbeck ve Torayran'ın yanına e, gerçek bir isim, kalite bir isim. Çünkü Endombele'nin performansı da o bölgede yavaş kalıyor. Kerem Demirbay son dönemlerde Hayır. çok açıldı. Kerem belki orada biraz Galatasaray'ın elini rahatlatıyor olabilir. On numara dediğiniz gibi, e, o da yine Galatasaray'ın. E, Muhtemelen alternatif aradı fakat biraz daha net isimlere baktığı bir dönem olabilir. 10 e, numara numarada siz hangi isimleri bekliyorsunuz olursa eğer? Ya ben aylardır söylüyorum dilimde tüy bitti. Sesimle sesimde duyuramadım herhalde yönetime. Hemen buradan <laughs> yönetime sevgili Dursun Özbey. Yani, Galatasaray'ın ihtiyacı bir 8 numaradır. Acilen, çok acilinden hem de. Yani 10 numara aranıyor. 10 numara ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır ama acil ihtiyaç değildir. Bir şekilde Merten soruyu dolduruyor. Hı, hı. 55 dakika, 60 dakika, 70 dakika orayı oynuyor Mertens. Gerçekten de çok iyi oynuyor. Yani inanılmaz bir profesyonellik Mertens. Zaten bir yeteneği var. Fizik gücünde düşüş var ama ona rağmen çok enerjik. Sahada her şeyini veren bir oyuncu. Hani Galatasaray bir şekilde 10 numara pozisyonunu kapatıyor. iyi kötü. Ama 8 numara pozisyonu Galatasaray'ın bence hala boş. Yani kadroya baktığımız zaman 6-7 tane oyuncu sayarız. Oraya oynayabilen. İşte sen söyledin Endombele. Benim aylar önce umudumu kestiğim bir oyuncu. Takımda kaldı. Oynayacak dönem dönem işte 10 dakika, 20 dakika, 25 dakika ama hiçbir zaman o katkıyı veremeyecek. Benim hiçbir umudum yok o konuda. Bundan sonra endometriyeden bir fayda gelmez. Kerem Demirbay söyledin çok saygı duyuyorum verdiği mücadeleye. Dönüşüm sergilediği, hiç olmadığı bir pozisyonu oynuyor. Pozisyonu aynı ama rolü farklı. Yani çok mücadeleci, sert bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Onun alışkın olmadığı bir şey bu. Onu iyi yapıyor ama halen istenen özelliklerde bir oyuncu değil. Ben, dolayısıyla orada halen Galatasaray'ın bir boşluğu olduğunu düşünüyorum. Yani, orada hem Torreira'nın yükünü hafifletecek, hem Mertens'le bağlantıyı kurabilecek, iki yönlü oynayabilen dribling özellikli modern bir Galatasaray'ın 8 numaraya ihtiyacı var. Ama yönetim şu anda bu bölgeye bir transfer düşünmüyor. Düşünülen oyuncu bir 10 numara profili şu anda. Onu oynayan, 8'i de oynayabilen bir oyuncu aranıyor. Buna saygı duyuyorum tabii ki. Okan Hoca burada hepimizden daha iyi biliyor bu konuyu ama benim dışarıdan gözlemim Galatasaray'ın acil ihtiyacı 8 numara pozisyonudur. Dediğim gibi yönetim Solbek'i yerli yapabilirse ya da Solbek almazsa burada 10 numara için son dakika kadar bir fırsat kovalanacak. Yani Galatasaray buraya bir bütçe de ayırdı bu arada onu söyleyelim. Hani genç bir oyuncu bulabilirse yönetim burada 6-7 milyon lira civarında bir bonservis bedelini ödeyip o genç oyuncu takıma katabilecek durumda şu anda yönetim ekonomik anlamda. Hı hı. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Şu anda çok fazla hani isim zikredemiyoruz. Hı. Çok fazla isim konuşulmuyor şu anda. Dediğim gibi bu biraz e, fırsat işi. Son dakikalarda bir fırsat çıkabilir diye Yönetim bekliyor ama bunun dışında da mesela Teten'in ayrılığına, <laughs> Tete ayrılığına bağlı olarak da Anladım onu soracağını hemen zaten. Teten'in ayrılığına bağlı olarak da Galatasaray'ın bir kanat takviyesi de olabilir bir pozisyon için yani. İşte ismi konuşuldu. O olur, başkası olur ama Tete'nin ayrılığı şu an gündemde Brezilya'ya. Olursa eğer rakamlar istenen düzeye gelirse ki şu an değil. Yani Galatasaray'ın istediği rakamlar 8 bonuslarla 10 milyon lira civarında. Teklifler 4-5 milyon lira civarında. Onlar yaklaşırsa birbirine bir Tete ayrılığı üstüne bir kanat transferi de olabilir Galatasaray adına. Peki son olarak da Mustere'yi sormak istiyorum. Mustere da son dönemlerde hem performansıyla hem de sözleşmesini bitmesiyle birlikte gündeme gelen isimlerden ve bu noktada Eyüp Spor'un da e, talip olduğunu ve yakından ilgilendiğini biliyoruz gündeme gelen haberler arasında. Peki siz Mustere'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce Galatasaray'da sözleşme uzatacak mı yoksa Eyüp Spor ihtimali var mı? Ya yani bir futbolcudan fazlası Galatasaray için bir evet. figür artık. Tarihe geçmiş bir isim. Ben hep şu ifadeyi kullanıyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesi için Muslera şu an bence yeterli durumda değil. Ama lig için halen çok iyi bir kaleci ki gösteriyor performansıyla. Yani sahada olması bile Galatasaray için büyük bir şans şu anda. Sözleşme konusunda bir kriz demeyelim de hafif bir tatsızlık var. Yani Mustera burada bir teklif bekliyordu. Yani yönetimin da aynı şekilde teklif bekliyordu. Saçaboy'a teklif yapıldı aslında. Saçaboy uzatmak teklif. istemedi. Hı. Kendi istemedi. Yani Saçaboy bu ayrılık sürecini hızlandırma adına Uzatmak istemedi sözleşmesini ki haklı çıktı bu hamlesinde. Mustara konusu biraz daha farklı. Yönetim biraz bekleme taraftarı. Hani sanki biraz performansını görelim ona göre imza attıralım gibisinden bir tutum sergileyince Mustara'da bir kırgınlık oluştu. Yani bir küstük demeyelim bir kırgınlık oluştu. Mustara biraz erken teklif bekliyordu. E, yönetim bence bu sorunu çözer. Yani yönetim istediği takdirde Mustara takımda kalır. Çünkü çok mutlu burada. 2011'de geldi. 13 yılı burada geçti. Çocukları burada doğdu. Ailesi çok mutlu burada. Eşi çok mutlu. Ben buradan ayrılacağını şu an için düşünmüyorum. Bence önümüzdeki süreçte bir, bir artı bir yıllık bir sözleşme. Ama burada önemli nokta şu. Mustera'nın 2,5 milyon euro bir sözleşmesi var. Bu çok ciddi bir rakam. Mustera yaşında bir kaleci için çok fazla bir rakam hatta. Bu rakamın mutlaka 1-1,5 milyon euro maksimum seviyelere gelmesi gerekiyor. Yönetim de bunun uğraşını verecektir. Ben Mustera konusunda bir sıkıntı yaşanmasını beklemiyorum. Önümüzdeki süreçte.